Herkese merhaba. Bugün bahsedeceğimiz konu EVS ya da AGH başvurusu yapmak için motivasyon mektubu yazarken nelere dikkat etmeliyiz? Motivasyon mektubunda nelerden bahsetmeliyiz? Ama her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum ki kendimi uzman olarak görmüyorum. O yüzden ne bana katılmak zorundasınız ne de dediğim herhangi bir şeyi yapmak zorundasınız. Sadece bana bu konuyla ilgili çok soru sorduğunuz için kendim nasıl yaptığımı anlatacağım ve kurumların nelere dikkat ettiğini düşündüğümden bahsedeceğim. Ama hiçbir şekilde benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. İlk olarak mektuba kendimizi tanıtarak başlıyoruz. İsmimiz, yaşımız, nerede büyüdüğümüz, nasıl bir ailede büyüdüğümüz, hobilerimiz, eğitim geçmişimiz gibi başvurduğumuz kurumun bizim hakkımızda genel bir fikir sahibi olmasına yardımcı olacak bilgilerden bahsedebiliriz. Bu kısım basit. Daha sonra neden EVS yapmak istediğinizden bahsetmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki herkesin kendine göre sebebi vardır. Ama örnek vermek gerekirse işte yeni kültürler tanımayı çok seviyorum ve EVS'in bunun için çok güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum tarzı bir şey söyleyebilirsiniz. Ya da başvurduğunuz projenin olduğu ülkenin kültürüne ve özellikle diline özel bir ilginiz varsa bundan kesinlikle bahsetmelisiniz. Çünkü beraber çalışacağınız kişiler genellikle İngilizce bilmeyen kişiler olacak. İşte çocuklardır, yaşlı insanlardır falan. O yüzden başvurduğunuz ülkenin dilini ne kadar biliyorsanız ya da en azından o ülkenin dilini öğrenmeye ne kadar istekliyseniz bu başvurduğunuz kurumun o kadar hoşuna gidecektir. Sonra neden özellikle başvurduğunuz projeyi seçtiğinizden bahsetmenizi tavsiye ediyorum. Örnek veriyorum, kütüphane projesi seçmişsinizdir ve edebiyat mezunusunuzdur. Ya da çocukluğunuzdan beri kitapların içinde büyümüşsünüzdür. Her boş vakit bulduğunuzda kitap okuyorsunuzdur falan filan. O zaman bundan bahsedin. Çünkü sizin gerçekten projeye uygun olduğunuzu ve bir projeyi rastgele seçmediğinizi bilmek isteyeceklerdir. Bunun dışında projeye ne gibi bir katkı sağlayabileceğinizden bahsetmelisiniz. Bununla ne demek istiyorum? Özel bir yeteneğiniz vardır. Diyelim ki müzik ya da ekstra bir yabancı dil ya da fotoğrafçılık falan. Bu gibi yeteneklerinizi kullanarak proje için çalışmalar yapabileceğinizden bahsedin. Ya da benim gibi vasıfsız, hiçbir özel yeteneği olmayan bir insansanız diyebilirsiniz ki kendi kültürümü tanıtmak istiyorum ve ülkeme karşı olan ön yargıları azaltmak istiyorum ve bu konuda çalışmalar yapmak istiyorum. Yani kısacası sizin proje için bir şeyler yapmaya istekli olduğunuzu görmek isteyeceklerdir. O yüzden ekstra özelliklerinizi kullanarak bir konuda, herhangi bir konuda hiç fark etmez, bir çalışma yapabileceğinizden falan bahsederseniz bu kurumun hoşuna gidecektir. Şimdi anlattığım şeyleri liste şeklinde özetleyecek olursak. 1. Kendimizi tanıtıyoruz. 2. Neden EBS yapmak istediğimizden bahsediyoruz. 3. Neden özellikle başvurduğumuz projeyi seçtiğimizi ve o projenin neden bize uygun olduğunu düşündüğümüzü anlatıyoruz. 4. Projenin olduğu ülkenin kültürüne ve diline olan ilgimizden bahsediyoruz. 5. Projeye ne gibi katkılar sağlayabileceğimizden bahsediyoruz. Ve 6. Yeni kültürler tanımaya ve kendi kültürümüzü diğerlerine tanıtmaya açık ve istekli olduğumuzdan bahsediyoruz. Mektubun içeriği dışında bahsetmek istediğim bir şey daha var. O da mektubu çok uzun yazmayın. En fazla 2 sayfa olsun. Çünkü başvurduğunuz kurum bir sürü başvuru okumak zorunda ve az ve öz olması her zaman için ideal. Motivasyon mektubu hakkında söyleyeceklerim bu kadar ama sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Ve başka herhangi bir konuda video yapmamı istiyorsanız onları da yorumlarda bırakırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Dışarıda biri var ve beni duyması beni çok rahatsız ediyor. Bu konuda